İnşallah kaloriferler yanıyordur baba. Dondum valla. Isın isın. İstersen ev sahibini kaldırayım, sana bir de sofra kurtulan. Ulan şimdi bir çat. Ulan bir şey düşürdüm. Bak bakayım ne düştü. İnşallah uyanmazlar. Allah burada biri var. Lan ne yapıyorsun lan salak? Sıkma şunu, gözüm kamaşıyor ya. Ver şu feneri bakayım. Bakalım burada neler var. Oo, fena değil. Güzel mallar var ha, evde bayağı yüklüymüş. Şşt lan, sen ne yapıyorsun lan orada? Allah ya. Lan bu müzik, radyoyu açmanın sırası mı lan manyak? Ne yapayım baba, müzik seti sağlam mı diye bir kontrol edeyim dedim. Işığı yak da iyice kontrol et bari. Kolay gelsin beyler, rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah, kendi evinizdeymiş gibi şey edin. Gibi değil, kendi evimdeyim. Benim evimde sizin ne işiniz var? Çok yerinde bir soru, bravo, bravo. Bravo, bravo. Kaldırın ellerinizi. Hanımefendi, biz hırsız değiliz. Doğrudur. Ben de ev sahibi değilim zaten. Burası da ev değil. Yok biz ciddiyiz. Biz hastayız. Evet evet hastayız. Kafadan mı? Komple. Kafa vücut hep gidik. Ya. Ne oluyor anne? Aa. Kiminle konuşuyorsun? İki stand-upçıyla yavrum. Silahınız var. Ne silahı teyzeciğim? Bizde su tabancası alacak para bile yok. Geçin bakayım şuraya. Otur şuraya. Sen de junior hırsız. Polisin numarası kaçtı kızım? 155. Ne söylüyorsun ya? Kızma çocuğa. O senin gibi kaşar değil. Saf, temiz yürekli bir genç o. Alo? Polis imdat mı? İmdat o zaman efendim. Evimde iki tane hırsız var. Hem de baba oğul. Evet, etkisiz haldeler efendim. Etkili olan benim çünkü tabanca bende var. Adresi veriyorum. Zambak Sokak 12 numara. Teşekkür ederim. Ay anne, bıraksaydık gitselerdi. Şimdi polisler de gelecek, ifade filan sabah bulur ya. Karışma. Çok isabetli bir laf ettiniz küçük hanım. Fark etmez kızım, fark etmez. Zaten uykum kaçtı. Hoş geldin. Tiryaki misin? Hırsızlığa mı? Hayır canım, sigaraya. İşi bulursak içeriz. Buyur. Teşekkür ederim. Yani sen kendi başını yakmışsın. Şuncacık çocuktan ne istedin Allah aşkına? Ben ondan bir şey istemedim. Hem de okusun diye okula verdim. Okumuyor. Arkadaşlarının kalemini silgisi falan çalıyor. Kanında var. Olur mu canım kanında var? Sen gir çocuğun kanına, ondan sonra da kanında vardı. Yok ben bunun bir yerine girmedim de. Beyefendi nerede kocanız? Çok uzaklarda. Çok Irak bir yere gitti. Irak'a mı gitti savaşa? Canlı kalkan olmayı. Öldü benim babam. Bilmiyordum. Başını sağ olsun. Başım sağ olalı 15 yıl oldu. Kalk kızım. Bir kahve yap bana. Tamam. İçer misin? Zahmet olmasın. İsterseniz polisler gelsin hep beraber içeriz. Aman polis her şey olup bittikten sonra gelir. İçer misin? İçerim. Hadi hepimize yap kızım. Junior'a da yap. Tamam. Orta şekerli. Efendim belli ki iyi bir hanımsınız. Gözlüğünüz de var. Okumuş yazmış bir insansınız. İsterseniz bizi bırakın biz gidelim. Kahve yapıyor kız. Olsun biz kahveyi daha münasip bir zamanda gelir içeriz. Olmaz olmaz. Hem polislere ne diyeceğiz gelince? Siz onlara söyleyecek bir şey bulursunuz. Artık biz kaçalım biz gidelim. Gidemezsiniz. Otur. Junior sen de otur. Oturalım işte baba. İzin vermiyor kadın ne zorluyorsun ki. Tuttum seni delikanlı. Mert bir çocuğa benziyorsun. Adın ne? Necati efendim. Evet. Necati. Benim rahmetli kocamın bir arkadaşının ismiydi. Sağ ol yavrum. Allah rahmet eylesin. Zahmet ettiniz kızım. Rica ederim buyurun. Kaç yaşındasın? 28 efendim. Sizinkileri orta şekerli yaptım. Sağ ol. Bize orta çok bile zahmet etmişsiniz. Sağ ol. Canım yavrum benim. Benim kızla aynı yaştasınız demek ki. Öyle mi? Ben mi bayan? Yok ayol, Necati diyorum. Bizim Sema'nın yaşında. Aynı zamanda şey yapmışız demek ki sizin rahmetliyle. Elinize sağlık Sema Hanım, kahveler çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Her şeyi çok güzel yapar yavrum. Neye yarar efendim, neye yarar? Bahtı güzel olsun. Anne başlama gene. Ne var canım? Sohbet ediyoruz işte, konuşuyoruz. Hiç. Yani inanın bu devrin kızlarına benzemiyor. Sanırsınız ki uzaydan gelmiş. Ayol bütün kızlar çıkıyor sokaklara. Yarı belleri açık, bacaklar açık, çırılçıplak. Kocalar böyle. Bu utangaç. Hiç
hiçbir şey yapamaz. Çık şöyle biraz salın etrafta diyorum. E dinleyen kim? Aa, çıktım ya anne. Çıktın da ne oldu? Çıktı efendim. Salındı. 3 tane nişanlı buldu. Ama sonuç 0. Üçünden de ayrıldı. Birinci nişanlısında 28 Şubat oldu. İkincisinde deprem oldu. Üçüncüsünde de hükümet düştü. Yani 3 nişanlısı da biz bu ekonomik krizde evlenemeyiz dediler. Çektiler başlarına gittiler. Evet. Kısmet. Kısmet. İnşallah bakarsınız 4.'sü olur. Nerede efendim? Nerede? Şimdi de önümüzde savaş var. Var. Ya evet. Halbuki söyledim. Dedim ki gel çocuğum şuraya oturun. İkiniz beraber şu evde oturun. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş dedim. Samanlık sizin mi efendim? Evet ev bizim. Ya, güzel samanlığınız var. Vallahi yani eğer pencereden değil de kapıdan gelmiş olsaydık kızınızı oğluma isterdim. Daha neler baba. Siz işi şakaya vuruyorsunuz ama buyurun beyefendi. Benim gözüm gerçekten Necati'yi tuttu. Evet benim de bu gözüm tutuyor Necati'yi fakat işi gücü yok Allah'ın hırsızı. Canım ileride işi büyütüp hortum işine girer belki. Bir bankanın içini boşaltır. Hevesini kırmayın çocuğun. Ne yani şimdi diyelim ki Allah'ın emriyle kızınızı istedim. Verir misiniz yani? Sema? Ay bilmem ki. Biraz acele olmadı mı? Ne acelesi yavrum? Bu zamanda koca buldun sen de bunuyorsun. Hem de başımızda bir erkek olur yavrum. Sen bilirsin anne. Verdim gitti. Hayda. O zaman biz de aldık gitti. Hadi oğlum koy çuvala. Ay çok esprili diyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben Necati'yi iç güveysi alacağım. Peki ben de olacağım. Ben yalnız kaldım o zaman. Karınız yok mu? Yok. Yıllar önce beni terk etti. Ben bir hırsızın karısı olamam dedi gitti. Vah vah. Neyse canım. Arada sırada buraya gelir kalırsınız. İyi de arada sırada sizi rahatsız etmiş olurum. Hazır gelmişken sizi de kendime alsam. Ah. Ben rahmetlinin anısını hiç kirletmedim. Erkeğe tövbeliyim. Ama canım bu yaştan sonra benim erkekliğimden ne olacak? İstesem de kirletemem ki. Hayır can yoldaşı olurduk birbirimize. Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Aa, evet de anne evet de. Ay evet. Evet. Ay başımda koca olsun da sinek kadar olsun. Evet. İşte bu kadar. Polis? Polis ne olacak? Unutun polisi. Ben sizi korkutmak için yalan söyledim. Aslında polisi aramadım. İlahi. Efendim uzun bir geceydi. Hadi hanım biz odamıza çekilelim. Gençleri baş başa bırakalım. Konuşacak şeyleri var. Olmaz. Yarın nikah kıyılmadan olmaz. Bu gece sen bu koltukta yatacaksın. Oğlun da bu koltukta. Yarın akşam görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler karıcığım. Lan, pencereyi sıkı kapat. Hırsız mırsız girmesin tamam mı? Tamam baba. Kısmetimize mani ol. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma...